Kıymetli seyircilerimiz, şu anda Baydarlı pazarını dolaşıyoruz. Bugün günlerde cumartesi. Cumartesi günleri Baydarlı'nın en büyük meydanında pazar kurulmaktadır. Bu pazarda çeşitli esnaflar satışını yapmaktadır. Giyecekten yiyeceğe, nal buriyeden başka her türlü ihtiyaç bu pazarda karşılanmaktadır. Yanakları al kırmızı, dudakları gül kırmızı, tatlı şeker bal kırmızı, gelin 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 gelin, yaralı mısın sevdalı mısın, gelin 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 gelin, yaralı mısın sevdalı mısın. Atın Kıymetli seyircilerimiz, şu anda Baydarlı pazarında meyve ve sebze satan bir esnafımızla karşı karşıyayız. Kendisini tanıtacaktır. İlk önce kendinizi tanıtır mısınız? Biz çevre mahallelerden, Cimitekke kasabasından, pazarcı, devamlı yaz kış, aynı sezonuna göre meyvecilik, sebzecilik yapıyoruz. Hem kendi ticaretimizdeyiz, hem vatandaşın ihtiyacını karşılıyoruz. İsminiz? İsmimiz Mustafa Gür. Mustafa Bey, Baydarlı pazarındaki satışlardan memnun musunuz? Allah bereket versin, azına bereket. Mevsimlere göre iyi, güzel iş oluyor yani. Peki kışın da gelebiliyor musunuz? Gelebiliriz, evet. Peki, mevsim. Çok teşekkür ediyoruz size. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Şu anda başka bir esnafımızın yanındayız. Bu esnafımızda ev araç ve gereçleri ve nalburiye eşyaları satmaktadır. Kendisiyle şu anda tanışıyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Necati Domurcuk. Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'ndan geliyorum. Her hafta da buraya gelmekteyim. Kışları gelemiyoruz ama yazları her zaman geliyoruz. Peki Necati Bey, satışlardan memnun musunuz? Memnunuz. Allah bereket versin. Peki Baydarlı halkıyla ilişkileriniz nasıl? Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir şey değil. Yine Baydarlı pazarında başka bir esnafımızla beraberiz. Bu esnafımız da yaş meyve ve sebze satmaktadır. İlk önce kendisini tanıyoruz. Ben evin oğlu İkram Çakmak, Baydarlı Belediyesi'nden emekli. Teşekkür ediyoruz. İkram Bey, satışlar nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Halkımızdan memnunuz. Gurbetçi vatandaşlarımızın buraya gelmesi bizleri sevindirdi. Bizler de bu vesileyle biz vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla buradayız. Onların sevgisini, saygısını kazanmak üzere buradayız. Teşekkür ederim. Peki İkram Bey, Baydarlı olduğunuza göre herhalde devamlı dükkanınız da var galiba, yanılmıyorsam. Burada Baydarlı insanları istediği zaman meyve ve sebzesini temin edebiliyorlar mı? Mutlaka mutlaka. Ben Baydarlı halkıma, abilerime, büyüklerime, değerli çevreden gelen misafir abilerime hizmet etmek amacıyla buradayım. Tabii ki hizmetin karşılığını da almak üzere buradayım. Peki hizmetinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Kahveye takılıp orada zamanımı öldürmektense emeklilik ikram maaşımın üzerine ek ilaveler olsun, ufak tefek masrafımı karşılamak üzere. Halktan memnunum, teşekkür ediyorum. Ufak tefek masraflarımı da karşılıyorum. Peki çok güzel bir şeye temas ettiniz. Boş durmak, kahvede vaktimizi öldürmektense diyorsunuz, burada esnaf olup hem vaktimi değerlendirmek hem de 3-5 kuruş bütçeme katkı yapmak için diyorsunuz, dükkanımda oturuyorum. Evet, mutlaka 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 o maksatla buradayım. Devamlı açık haldeyim. Sabah saat 8, akşam yatsı namazı üzerine kadar açığım. Bilare benimle sohbet etmek isteyen, çayımı kahvemi içmek isteyen tüm tanıdıklarım, tüm hemşerilerim, tüm köylülerim, çevreden olanların hepsini buyursunlar, gelsinler, çayımı içsinler. Ben her zaman oradayım. Sizlerin de bu röportajı yapmak üzere bilare zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için
teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür bizden. Hayırlı kazançlar, hayırlı satışlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Tokat yaprağı satan bir esnafımızın tezgahının önündeyiz. Bu yaprak malum Tokat yaprağı olarak çok meşhurdur. Kıymetli seyircilerimiz, şu anda Baydarlı İskevsir Yeni Ses Turizm'in yazıhanesi önündeyiz. Buradan yazın her gün İstanbul'a düzenli seferler yapmaktadır. Biraz sonra da İstanbul'dan gelecek otobüsümüz burada yolcularını indirecek. Saat 15 civarında da buradan İstanbul'a gidecek olan yolcuları alarak İstanbul'a ulaştıracaktır. Bu güzel bir hizmettir. Devamlı bir servis İstanbul'dan Baydarlı'nın içine kadar efendim otobüsün gelmesi Baydarlı'ya büyük bir hizmettir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biraz evvel İskevsir Ses Turizm'in her gün İstanbul'dan Baydarlı'ya servis yaptığını söylemiştik. Ne tevafuktur bakın, işte İstanbul'dan İskevsir'imize, Baydarlı'mıza şu anda Ses Turizm intikal etmiş durumdadır. Yolcular şu anda inmek üzeredir. Yeni geliyorsun. Şu anda otobüs firmasının sahibi Celal Bey ile karşı karşıyayız. Celal Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler sormalı. Biz de iyiyiz. Yolculuğunuz nasıl geçti? Çok rahat geçti. Gayet güzel. Peki size ayrıca bir teşekkür ediyoruz. Evet, çünkü siz hakikaten Baydarlı'mıza bu ses turizmi kurmakla büyük bir hizmet veriyorsunuz. Bundan dolayı vatandaşlarımız size minnettardır. Bundan sonraki çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Amin. Vatandaş varsa biz varız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Biz teşekkür ediyoruz. Şu anda Baydarlı'mızın emektarlarından Hamdi Duman abimizle beraberiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Günleriniz nasıl geçiyor? Hamdolsun, iyi geçiyor. Baydarlı size minnettardır, çok hizmetleriniz oldu. Bizde yani şu anda yani şu andaki hizmetiniz nedir? Şu anda istirahattayız. İstirahatta, tabii yaşta kemale eriyor herhalde. Tabii, yaşlandık. Onun için gençlere başarı diliyoruz şimdi. Peki, bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Sağlık, sıhhatli bir uzun ömür diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere saygı duyuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ezelden mi yaralısın, sanki bahtı karalısın. Söyle canım nerelisin, gelin. Şu anda Baydarlı'mızın en büyük caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlemekteyiz. Burada görüyorsunuz çeşitli yapılar, gelenek ve yeniliğin bir arada bulunduğu eski ve yeni evler mevcut olup Baydarlı'nın en büyük caddesidir. Hemen biraz ileri solumuzda Baydarlı'nın ihtiyacını karşılayan tabiri caizse 1 milyoncu dükkanı mevcuttur. Burada da 12 ay Baydarlı'nın bütün ihtiyacını karşılamaktadırlar. Şu anda cami inşaatını görüyorsunuz. Bu cami Baydarlı Merkez Camisi. Daha önce ahşaptan yapılmış bir cami ve yıllarca hizmet vermişti. Ama son yıllarda ihtiyaca cevap veremiyordu. Bir yıl önce yıkılarak yerine çok güzel kubbeli, çift minareli bir cami inşaatı devam etmektedir. Bu tamamen Baydarlı halkının
kendi öz kaynaklarından yapılmaktadır. Hiçbir şekilde biletle, efendim, yardım makbuzuyla kimseden yardım istememek suretiyle ve vatandaşlar paylaşmak suretiyle bu camiyi çok kısa zamanda bu hale getirdiler. Şu anda gördüğünüz manzara Merkez Camisi'nin minaresi yapılmaktadır. Bu minareler çift minare ve çift şerefeli olup Baydarlı'ya ayrıca bir değer katacaktır. Şu anda bulunduğumuz cadde Medrese Caddesi. Tarihi Medrese Caddesi. Hemen solumuzda karşıda gözüken iki katlı bina ise Baydarlı Kur'an Kursu. Burada Baydarlı insanları her türlü Kur'an dersi almakta olup hemen arkasında ise Tarihi Medrese Camisi. Kıymetli seyirciler, şu anda Medrese Camii civarındayız. Karşımızda gördüğünüz Medrese Camisi. Bu yaklaşık 1680'li yıllarda İstanbul'da ikamet eden Kızlarası adında birisi tarafından yapıldığı rivayet edilmektedir. Bu mevki aynı zamanda Baydarlı'nın ilk yerleşim yeri olan İnözü Köyü civarıdır. Burada rivayetlere göre çok büyük medrese olduğu, burada büyük ilim ve alimlerin yetiştiği ve etrafına ilim ve irfan saçtığı rivayet edilmektedir. Bu cami dediğimiz gibi 1680'li yıllarda yapılmış olup minaresi orijinal şekli durmaktadır. Yalnız binası 1984 yılında yıkılarak ikinci grup tarihi eser olarak aynı şekilde yapılmıştır ve 320 küsür yıldır bu halka hizmet vermektedir. Gördüğünüz gibi Baydarlı Medrese Camii'nin önündeyiz. Tabelada da gördüğünüz gibi Medrese Camii yazmakta, yapılış tarihi olarak 1984 göstermektedir. Bu ikinci grup tarihi eser olarak yıkılıp aynı şekilde tekrar yapıldığını göstermektedir. Minaresi ise dediğimiz gibi orijinal şekliyle 328 yıldır ayakta durmaktadır. Kitabe Medrese Camisi'nin yeni kitabesidir ama burada biraz dikkat ederseniz 1110 Hicri yazısını görmektesiniz. Bu 1110 Hicri yazısı demek ki Hicri 1110 yıllarında inşa edilmiş. Bu da yaklaşık 328 ile tekamül etmektedir. Evet, şu anda Medrese Camisi'nin orijinal kitabesini seyretmektesiniz. Tabii oldukça tahrip olmuş, tahriş olmuş. Buradan bir şeyler okumamız pek Osmanlıcamızda olmadığı için mümkün değildir. Ama gördüğünüz bu kitabe 328 yıllık bir kitabedir. Caminin içinden çeşitli görüntüler seyrediyorsunuz. Dediğimiz gibi bu yapı, bu bina ikinci grup tarihi eserdir. İkinci grup demek yıkılır ve yerine aynısını yapılır manası taşımaktadır. Değerli seyircilerimiz, biraz evvel söylemiştik, Baydarlı yeşillikler içerisinde güzel bir belde. Şu anda bulunduğumuz
yer ise güzel bir bahçe. Baydarlı'da son yıllarda bahçeci...